tekkesindeyiz. Yahya Efendi Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi. Yavuz Sultan Selim, 2. Bayezid'in en küçük oğlu. Trabzon'da Sancakbeyliği yapıyordu. Sancakbeyliği yaparken tabii yanında hanımı Hafsa Sultan vardı. Yavuz'un hanımı Kanun'un annesi Hafsa Sultan kim? Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızıydı. Hani Azerbaycan'da biz ben derken onlar men derler ya. Biz vücudumuzdaki o et parçasına ben diyoruz. Onlar da men diyorlar. Yanağında bir beni varmış. Onun için Benli Giray, Mengli Giray deniyor. Onun kızı Kırım Hanlığını Osmanlı'ya bağlamak, akrabalık kurmak için bir izdivaçla evleniyorlar. İşte bu evlilikten Trabzon'da Şehzade Süleyman doğuyor. Doğuyor ama annesi Hafsa Sultan'ın sütü yetmiyor. Sütanne arıyorlar. O günlerde Trabzon kadısı Ömer Efendi'nin de bir evladı doğmuş. Ömer Efendi'nin hanımı, bakın şu an bulunduğumuz tekkede, tekkenin burası tevhidhanesi. Bugün cami olarak kullanılan bu tevhidhane ile türbe bölümünü ayıran küçük bir paravan var. Birazdan geçeceğiz oraya. Tekkenin bölümlerini ben size dolaştıracağım tek tek. Burası tevhidhane. Tevhid ne demek? La ilahe illallah demek. Allah'ın birliği demek. Bu gördüğünüz tekkede insanlar zaman zaman toplanır, haftanın belli günleri zikir çeker, meşk yaparlardı. Kadınlar üstten bu meşki takip ederdi. Erkekler alttan bu meşki ortak olurlardı. Yahya Efendi kalp ehli, çok kıymetli bir tasavvuf büyüğümüzdür. Ve sıra dışıdır. Tabii ki Osmanlı coğrafyasında o yüzyılda her köşe başına bir tekke. Sokakta eliniz sallasanız onlarca müridana, dervişe eliniz çarpabilirdi. Ama onların arasında onun çok ayrı bir yönü vardı. Trabzon'da doğdu. İlk eğitimini babası Ömer Efendi'den aldı. Yani hem ilmi, yani dini ilimlerin o ana kaynaklarına kadar inip öğrendi. Hem de tasavvufa yöneldi. Ve tasavvufta denizler ya bir insan oldu. Süt kardeşi Şehzade Süleyman, Padişah Sultan Süleyman olduğunda İstanbul'a geldiğinde, o da İstanbul'a taşındı. Az önce Instagram'dan söyledim, burada da söyleyeyim. İsteseydi o günkü Suriçi İstanbul'da, yani kupon arazi diyeceğimiz en kıymetli ortamlarda canın istediği yerde tekke kurar, istediği yerde talebe yetiştirirdi. Kanuni süt kardeşi, bitti gitti. Sultan Süleyman'a şurasını istiyorum dediniz mi? Niye vermesin, vakfetmesin? Ama hayır. O bu dünyada Allah'ı arayan, hem de halveti, Allah'a yalnızlarda arayan bir insandı. Bakın İstanbul'da eskilerin tabiriyle Boğaz'ın sahibi bir takım isimler vardır. Biri Üsküdar'da Asım Mahmut Hüdayi Hazretleri'dir. O celvetidir. Celvetiler hakkı halkın içinde ararlar. Bu zordur, çok zordur. Yani halkın içinde günaha bulaşmadan hakkla beraber olabileceksiniz. Bir de Boğaz'ın ikinci bir manevi sahibi vardır. Yahya Efendi'dir. O da hakkı yalnızlarda arar. Talebelerini yalnızlarda yetiştirir. Bakın bugün bile bu kadar büyümüş bir İstanbul'un içerisinde burası hala çok bakir. Hala çok sakin, sessiz. Bir de 500 sene evvelsini düşünsenize. Burada ne araba yolu var, fayton yolu var, ne bir şey var. Dağın başı denizden gelinip gidiliyor. Bir de öyle bir şey ki kimse emir vermiyor. Yani ben bu kurumun kurucusuyum. Ben buranın lideriyim. Ben emir veririm, müridan koşturur. Hayır. Bu tekke yapılırken tekke bizzat çalışmıştır, bizzat harcı karmıştır, bizzat tuğlasını yerleştirmiştir. Çok girişimci, inşaattan çok iyi anlayan, çok farklı bir insanmış. Tekkeyi sıfırdan kendisi yapıyor. Harcında, bulaşığında, her yerinde çalışıyor. Ve burada asırlarca, yani yıllarca, ömür oldukça talebe yetiştiriyor. Tabii Sultan Süleyman'la çok az görüşüyorlar. Geçici. Halk onun Hızır Aleyhisselam'la sıklıkla görüştüğünü biliyor. Tekkemin hemen önünde bir ağaç vardır. Hızır makamı diye bilinir. Hızır Aleyhisselam'la geceleri orada buluşup sohbet ettiğine şahit olanlar çoktur. Ve sayılamayacak, anlatılmayacak kadar çok kerameti de vardır. Mesela bir tanesini anlatayım. Denize nazır olduğu için balıkçıların ve boğazın piri olarak kabul edilir. Hani Sezen Aksu'nun da söylediği bir şarkı vardı. Hey Yamola diye. Hey Yamola, Hey Yamola. Aslında o Hey Yamola ne? Denizcilerin meşhur sözüdür. Hey Yamola. Sözün çıkış noktası Yahya Efendi'dir. Hey Yamola. Sabah namazı kılınıyor. Namazdan sonra gün ağarırken bu tekkenin önü zaten boğazın ağzı. Şu uçurma çıkarmış. Ona intisaplı, onu seven, onun duasını almak isteyen birçok İstanbul balıkçısı
O günkü sandallarıyla, tekneleriyle girilermiş şunun ağzına. O da buraya çıkar. Onlara dua edermiş sabah. İşte ürününüz bereketli, kazancınız bol olsun diye. Amin derlermiş. Sonra da onları eyyam ola, eyyam ola, hadi uğurlar ola diye uğurlarmış. O eyyam ola sözü İstanbul balıkçılarında o kadar çok tesir etmiş ki Yahya Efendi vefat ettikten sonra bu adeti bırakmamışlar. Yine tekneleri sandallarıyla geliyorlarmış buraya. Burada bu kez onun ruhuna fatihalar okuyorlar sandallarında. Bu kez kendileri eyyam ola, eyyam ola diye bağırıp öyle dağılıyorlarmış. Rızıklarını aramaya çıkıyorlarmış. O söz denizcilerin meşhur heyyam olasına dönüşmüş. Burada onu çok seven, sıklıkla onun sohbetine gelen balıkçılardan bir tanesi. Tabii buraya geliyor, burada devamlı zikre katılıyor, ders dinliyor, ediyor. E tabii az balık tutuyor, az para kazanıyor. Ve eve gittiğinde de hanımı, ya seni evlendirecek kızlarım var. Daha bunlara bir çeyiz düzemedik. Halkın içinde, utanç içinde kalacağız. Milletin yüzüne bakamayacağız. Sen niye böylesin adam? Bak milletin adamları yığına balık tutuyor geliyor, para kazanıyor. Biz niye bu durumdayız diye sıkıştırıyor. Adam da bir şey diyemiyor. Ama tekkeden de kopamıyor. Bir gün Yahya Efendi sohbet sonrası görüyor onu. Diyor ki, teknen diyor, sandalın burada mı? Burada efendim, aşağıda diyor. Hadi gel senle biz dolaşmaya çıkalım diyor. Beraber çıkıyorlar. Burada sandala biniyorlar. Açılıyorlar. Yahya Efendi bir yere gelince ağın burada mı diyor. Burada efendim diyor. Sal o zaman ağını diyor. Efendim şimdi balık zamanı değildir diyor. Hele burada balık hiç olmaz diyor. Evladım sen sal diyor. O da salıyor ağını. Böyle sala sala gidiyorlar. Dönüyorlar. Topla şimdi diyor. Adam ağı çekemiyor ağırlıktan. Ama nasıl bir balık, nasıl bir balık. Böyle yığılıyor. Kıyıya geliyorlar. Yahya Efendi iniyor. Hadi diyor bu balıkları sat da kazandığın parayla kızına çeyiz düzersiniz diyor. Tabii büyük bir keramet zuhur ediyor. Bunun gibi çok şeyler var burada yani. Buraya içki içmeye gelenler oluyor. Onları görüyor. Hiç azarlamıyor. Getirin diyor testinizden biz de içelim diyor. Tabii çok utanıyorlar. Şarap var içerisinde. Buraya gelmişler izbe bir yer diye içmeye. Doldurun evladım bize de hararet bastı biz de içelim. Dolduruyorlar. Hepsi şerbete dönüşmüş. Bunun gibi onlarcası anlatılabilir. Yahya Efendi Yuşa Aleyhisselam'ın makamını keşfeden kişi oluyor. Bakın Beykoz sırtlarına Yuşa Aleyhisselam'ı makamını biliyorsunuz. Orayı bulan kişi. Tabi bulduğu yer Yuşa Peygamber'in kabri demiyor. Burası onun makamı diyor. Tabi bu makamı kimileri kabir olarak algılıyor. Kimileri de hakikaten makam. Ne demek? Kabir demek cenazesiyle orada demek. Ama bizim bildiğimiz Yuşa Aleyhisselam kim? Hazreti Musa'nın halifesi. Hazreti Musa Ürdün topraklarında vefat ederken o topluluk içinden kendisine bağlı gençlerden birini vekil seçti. Allah da onu peygamber kıldı. Yahudiler ona Yeşu diyorlar. Biz Yuşa diyoruz. Eriha onun eliyle fethedilmiştir. Hazreti Musa Kudüs'e girmeyi çok istiyordu. Kudüs'e giremeyince beni Kudüs'e en yakın yere defnedin dedi. Yuşa Aleyhisselam onun cenazesini aldı. Ürdün'den getirdi. Eriha fethedildikten sonra onu tam Kudüs'ün kapılarına defnetti. Bir gün inşallah gidersek Kudüs'e beraber. Ben siz de gidin. Oraya her grup götürülür tur firmaları tarafından. Kudüs'e, Kudüs'te Eriha arasında, Kudüs'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta o Lut Gölü'ne inerken o arada sonradan Osmanlı oraya bir kervansaray yaptı. Sonradan Memlük Sultanı Baybars oraya bir türbe yaptı. Türbe Musa Aleyhisselam kabrinin üstüne. Biz Müslümanlar gidiyoruz ve ziyaret ediyoruz. İşte oraya Musa Aleyhisselam'ı kendi eliyle defneden kişi Yuşa Aleyhisselam'dı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile alakalı bir kıssa anlatılır. Hazreti Musa Allah-u Teala'ya ya Rabbi senin ilim verdiğin zatı ben görmeyi çok istiyorum der. Kim? Hızır Aleyhisselam. Ve bunun üzerine Hazreti Allah-u Teala da ona suların karıştığı bir yeri gösterir. Oraya git ve orada onu bulacaksın der. Kur'an'da geçiyor. Ayet-i Kerime, Kehf suresi miydi? Ayet-i Kerime'de anlatıldığı üzere der ki Allah-u Teala Musa o ilim verdiğimiz zatın yanına bir feta ile gitti der. Feta Arapça genç demek. O genç Yuşa Aleyhisselam. Ve suyun kavuştuğu yer, su nasıl kavuşuyor? Buradan Marmara Denizi geliyor. Oradan Karadeniz geliyor. Suyun kavuştuğu yer tam o Beykoz'un kenarında Allah bilir, Allah-u Alem diyerek söylüyorum. Buluşuyorlar. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Yuşa Aleyhisselam. Ve bu üç kıymetli zatın buluştuğu nokta
özel kıymetli duaların kabul olduğu bir makam kabul ediliyor. Ve bu özel yer unutuluyor. Yüzyıllar sonra Yahya Aleyhisselam o yeri buluyor. Bulduğunda orada çobanlar görüyor koyun güden. Evladım burada olağanüstü bir şeyle rastlıyor musunuz diyor. Evet efendim diyorlar. Biz burada yıllardır koyun güderiz. Şuradan geçerken sürü ayrılır ve orada kavuşur. Şuraya hiçbir basmaz diyorlar. İşte orası Yuşa Aleyhisselam makamı denilen o üç kıymetli zatın buluşma yeri. Yuşa Aleyhisselam'ın Allah biliyor ama gerçek kabri Ürdün'de. Bir de Gaziantep'te de kabri var. Ama tarihi kaynaklarda onun yaşadığı yer Ürdün'dedir. Ve orada vefat etmiştir. En son oraya kadar gelmiş, orada rahmetli olmuştur. Yuşa Aleyhisselam. Ama o makamı bulan kişi Yahya Efendi'dir. Hızır Aleyhisselam'la sık sık görüşmektedir. Hatta Kanun Sultan Süleyman, süt kardeşi. Bugün serzenişte bulunur. Hocam der, sizin sık sık görüştüğünüzü biliyoruz. Bugün himmet etseniz, biz de Hızır Aleyhisselam'ı sizin vasıtanızla görsek, görüşsek der. Yahya Efendi ses etmez. Bugün Kanuni apar topar buraya çağırır. Nereye? Kuru Çeşme'ye çağırır. Ve Kuru Çeşme'de beklerler. İşte Kanuni gelir. Bugünkü anlamda eskortlarıyla, korumalarıyla, saltanat kayığıyla. Kıyıda bir sandalda Yahya Efendi vardır. Hiç tanımadığı Kanuni bir zat vardır. Gel Beru der. Kanuni bütün korumaları bırakır. Saltanat kayığından çıkar ve Yahya Efendi'nin tek sandalına biner. Sandalda bu üç kişi kürekleri asıla asıla Kuru Çeşme'den buraya doğru gelirler. Tam sahile çıkacaklardır ki o zat şimdi Kanuni konuşacak, konuşamıyor. Niye? Yahya Efendi konuşmuyor çünkü. O onun süt kardeşi de olsa hocası. O konuşmayınca edeben susmak ve sabretmek icap eder ve bekler. O zat Sultan Süleyman'ın parmağında elmas taşlı bir yüzük varmış. Onu ister. Kanuni yüzüğü uzatır. O kişi yüzüğü alır. Bakın sandalla yola çıktıkları yer Beşiktaş. Az önce Barbaros'un türbesindeydik ya. Tam Beşiktaş'ta Barbaros'un türbesinin olduğu noktadan sandalla kürek çekmeye başlıyorlar. Kürekle Beşiktaş bizim yürüdüğümüz yer. Yürüyerek biz şu an geldik, tekkedeyiz. Az sonra Ortaköy var. Ortaköy'ün hemen arkası neresi? Kuru Çeşme. Yani buradan çıkıyorlar. Bu şekilde sandala asıla 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 Kuru Çeşme'ye geliyorlar. Kuru Çeşme'de yanaşıyorlar. Ama daha inmeden elmas yüzüğü alıyor o zat, bakıyor, denize fırlatıyor. Sultan Süleyman ne yaptın diyecek, hocasına bakıyor, hocada tık yok, o da susuyor. Sonra Kuru Çeşme'de, yani yüzük suya atıldığı yerden bir hayli uzakta yanaşırlarken, o zat elini suya sokuyor. Beşiktaşlar ilk çıktıklarında fırlattığı yüzüğü Kuru Çeşme'de çıkarıp Sultan Süleyman'a uzatıyor. Tabii Kanuni hayret içinde. Nasıl oluyor bu iş? Tayyi mekan. Bastı zaman. Yani zaman kim için var? Bizim için var. Mekan kim için var? Bizim için var. Yani Allah'a çok bağlı olan insan, Allah için mekan diye bir sınır var mı? Yok. Zaman sınır var mı? Yok. Bizim için o. Ve Allah'ın istediği kişiler için de zaman ve mekan mefhumu yoktur. Onun için Beşiktaş, Kuru Çeşme diye bir şey yok ki. Orada atarsın, buradan alırsın. Ve yüzüğü verir. Kıyıya çıkarlar. Önce işte Yahya Efendi çıkar, sonra Sultan Süleyman çıkar. Hocasına meraklı gözlerle bakar. O kimdi diye Yahya Efendi sandalı gösterir. Yani bu kim diyecek. Bir bakar Kanuni, sandal boş, hiç kimse yok. Hızır Aleyhisselam'dı. Sen karşılaşmak istemiştin ya der. Bakın bu çok meşhur bir menkıbedir o dönemde anlatılan. Kanuni, bizim bildiğimiz bir tek bu. Başka gördüğümü, karşılaştığımı bunu bilmiyoruz. Yahya Efendi ile bir süre sonra aralarında Şehzade Mustafa'dan dolayı da bir tatsızlık yaşandığını biliyoruz. Onu da size nerede anlatacağım? Onu da size Yahya Efendi'nin yanında yatan Kanuni Sultan Süleyman'ın çok kimselerin bilmediği kızı Raziye Hatun'un şahsında anlatacağım. Raziye Hatun kimdi, neydi onu konuşacağız. Ama önce bir kalkalım ayağa ve şu türbenin bölümlerini bir gezelim. Bakın, şöyle türbeye doğru geçelim. Türbeye doğru bir geçelim. Şu türbe baba, şu türbe. Yok, ona birazdan gireceğiz. Önce Yahya Efendi'ye uğrayalım. Evet. Yok yok, dışarı çıkmıyoruz.
kimseleri de çok rahatsız etmeden hemen size burada kısacık anlatayım. Bekliyorum herkesi buraya. Tekkenin normalde tasavvuf büyükleri tekkelerin içine defnedilir. Konya'ya gidiyorsunuz. Mevlana Hazretleri nerede metfun? Tekkenin içinde. Yani zikir yapılan tevhidhanenin hemen yan tarafına defnedilir. Hatta bazı manevi büyükler, rica edeyim buraya doğru alayım, şuraya doğru dolduralım. Çünkü kapıdan giremeyenler var. Şöyle dolduralım. Bu arada türbenin geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir restorasyonu oldu. Bu restorasyonda duvardaki sonradan yapılan sıvalar kaldırıldı. Günümüzden 300-500 sene önce tekkiye gelen insanların duvarlara yazdığı dualar ortaya çıktı. Şimdi biz insanoğluyuz. Biz Allah'a dua ediyoruz ama bazen insan diyor ki ya ben bu duamı kalıcı kılayım da. Yani halbuki Allah-u Teala bu duayı duyuyor. Yazsan ne olur, yazmasan ama insanoğlu iz bırakmayı seviyor. Hepimiz böyleyiz. Okulda okursun, sıraya iz bırakırsın. Bir pikniğe gidersin, ağacın kabuğuna bir kalp çizer. Ya insanoğlu seviyor, batıl da olsa. Onun için duvarlara millet böyle dualar, şunlar, bunlar da çok eski, tarihi olduğu için camla kaplandı ve koruma altına alındı. Bakın, Yahya Efendi çok özel bir insan. Size ilginç bir hatıra anlatacağım. Bu hatıra benim, ben yıllarca turizm rehberliği hocalığı yaptım üniversitelerde de. Derslerine girdiğim öğrencilerimden şu an Türkiye'de tur rehberliği yapan bir kızımız. Ağzından hiç yalanını duymadığım, pırıl pırıl, böyle saf, temiz, kimseyle kavga edemeyen bir öğrencim. Bir gün Amerikalı bir grubu gezdiriyor Boğaz'da, kokarttı rehber. Bana anlattı bizzat kendisi. Bunu hani de anlatalı, 10 sene oluyor. Hocam dedi, Boğaz'da Amerikalı bir grubu gezdiriyorum dedi. Şimdi Boğaz'dan da bu tekke çok güzel gözükür. Anlatmış onlar, işte bu bir tasavvuf büyüğüydü, tekke şöyleydi, böyleydi. Fakat ismi aklına gelmemiş. Allah'ım adı neydi? Şimdi bizim bir Türk grubu olsa sıkıştırır. Adı neydi falan, rehber de rezil olur. Amerikalı grup zaten gavur, yabancı. Onların da umurunda değil, hatırlamıyorlar ve kalıyor o iş. Ben diyor tabii hatırlayamadım diyor. O gece yattım diyor rüyamda. Başında sarı, kısa sakallı, böyle üzerinde cübbesi, mütebessim simalı bir zat yanıma yaklaştı. Kızım sen dün çok yorgundun. Benim adımı hatırlayamadın. Ben Yahya Efendiyim. Tabii 3 kere bunu demişim. Birebir. Tüylerim diken diken. Ara ara ben o öğrencimle hala karşılaşıyorum. Diyorum senin adını vermeden anlatıyorum bunları diyorum. Yazık, utanıyor. Ama hepsi gerçek. Bunu yaşamış. Böyle bir şey. Yahya Efendi tekkesi tabii ki kanunundan itibaren. Mesela bu tekkenin şu türbesini yaptıran kim? İkinci Selim. Yapan kim? Mimar Sinan. İkinci Selim'in emriyle Mimar Sinan yaptı. Çünkü Yahya Efendi Kanuni'den daha uzun yaşadı. Ki aynı günlerde doğdular. Süt kardeştiler. Aynı göğüsten süt emdiler. Bakın anne burada. Şu köşede gördüğünüz zat. Bu nasıl bir annedir ki? Hem bu dünyanın sultanının annesi Kanuni'nin, hem asıl hayatın sultanı Yahya Efendi'nin annesi. Trabzon kadısı Ömer Efendi'nin hanımı. Çok ilginçtir. Bakın Yahya Efendi'nin hemen yanında şurada kabirlere bakalım. Şurada Tasasız Raziye Sultan'ın kabri var. Size onu birazdan anlatacağım. Raziye Sultan kim? Tabi türbeyi çok böyle kalabalık meşgul etmeyelim. Hemen çıkacağız. Size birazdan camide ayrıca onu uzun uzun anlatacağım. Biz Kanuni'nin bir tane kızını biliyoruz. Mihrimah Sultan. Halbuki o Hürrem Sultan'ın kızı. Kanuni'nin ilk eşi Mahidevran Gülbahar Hatun'dan da iki kızı vardı. Fatma ve Raziye. İşte o Raziye Hatun Yahya Efendi'nin müridiydi. Vefat ederken beni şeyhimin yanına defnedin dedi. Zaten Yahya Efendi'nin yanında birebir yatması onunla alakalı. Ondan buraya o defnedildi. Yahya Efendi ondan sonra defnedildi buraya. Bir de orada bakın Hatice Sultan diye bir isim var, görüyor musunuz? Şimdi insan bilmediği zaman sanıyor ki orada hani kocaman bir kadın yatıyor sanıyor. Evet. Elbette. Teşekkür ederiz. Orada da Hatice Sultan yatıyor. O da kimdir? İkinci Abdülhamit Han'ın bebekken vefat eden kızıdır. Yani bebekken vefat etmiş ve oraya defnedilmiş. Zaten Abdülhamit Han iki tane kızı, biri yanarak ölmüştür. 5 yaşlarındadır. Bir de bebek hastalıktan ölmüştür. Ve bu bebeklerinin, çocukların ölümü üzerine Şişli Etfal Hastanesi'ni yaptırmıştır. Sandukaya çok dikkatli bakın. Bu sandukayı ikinci Abdülhamit ve diğerlerini kendi eliyle yapmıştır. Boncukla tutturulmuş sedef kakmadır. Çok kıymetlidir. Bakın sedef kakma sanduka İstanbul'da çoktur. Boncukla tutturulmuş sedef kakma
Bir Eyüp de Abdülhamit Han'ın analığı perestü kadınındır. Bir de Yahya Efendi'nin bu türbesindedir. Başka hiç yoktur. Abdülhamit Han'ın kendi el emeğinin ürünüdür. Rabbim buralara gelmeyi nasip ettiğine göre sesimizi bizim talebe Boğaz'da tur yaparken Yahya Efendi duymuş adını söyleyemediğini. E biz buradayız. İlla ki bizi de görüyordur, duyuyordur. Öbür tarafta Rabbim inşallah hiçbir sıkıntıya maruz kalmayız ama sıkıntıya maruz kalacak olursak duyursun, şefaatlerine nail eylesin. Ruhları için El Fatiha. Alaaddin Bey'e de okuyalım. İzmir'de tedavi gören bir Alaaddin abimiz var. Kanser tedavisi görüyor. Dualarımızı da onu da unutmayalım inşallah. Çıkabiliriz, buyurun. Cami tarafına geçelim tekrar. Şurada arada bir türbe var, onu da göstereceğim size. Çok teşekkür ederiz, sağ olasınız. Devam edelim, devam edelim. Bakın, böyle bir türbede, tekkede yer almayı herkes isterdi. Şöyle yürüyelim. Osmanlı'da emin olun nice sadrazam burada defnedilmeyi arzu ederdi. Onlardan bir tanesi de güzelce Ali Paşa'ydı. Boğaz'dan baktığınız zaman bu kubbeyi görürsünüz. Kubbeyi görünce efendim bu kubbenin altında metfun sanır. Kamerayı da bekliyorum. Telefon ne kadar iyi çekiyor bilmiyorum buralarda ama inşallah bir sıkıntı yoktur, çekim sıkıntısı. Canlı yayın yapıyorum şu an. Bakın, güzelce Ali Paşa genç Osmanlı döneminin sadrazamlarındandır. 1620 vefatlıdır. Ben size az önce Çırağan Sarayı'nın önünden geçerken bir Osmanlı sadrazamını anlattım, hatırlıyor musunuz? Hani kaptanı Derya'ydı dedim. Sonra Gelibolu'da, Gelibolu Mevlevi Hanesi'ne uğradı. Orada Mevlevi Hane'de zikre katıldı. Mevlevi Hane'nin şeyhi Mehmet Efendi ona evladım sen yakında sadarete geleceksin de dedim ya. Kimdi o paşa? Ohrili Hüseyin Paşa'ydı. İşte Ohrili Hüseyin Paşa'dan önceki sadrazam güzelce Ali Paşa'ydı. Ali Paşa rahmetli olunca genç Osman Ohrili Hüseyin Paşa'yı çağırıyor. Sadaret mührünü veriyor. Artık sadrazam sensin diyor. Ve resmen Gelibolu Mevlevi Hanesi'ndeki o Mehmet Efendi Mevlevi Şeyhi'nin kerameti zuhur etmiş oluyor. Ve o da 1622'ye kadar 2 yılda sadrazamlık vazifesine bulunmuş oluyor. Güzelce Ali Paşa da bu tekkenin müntesibi ve buraya geliyor zikre. Vefatında da vasiyeti üzere bu türbe yapılarak buraya defnediliyor. Aile efradıyla beraber burada bulunmuş oluyor. Şimdi sizi tekrar camiye alayım.